Daha dün hisse senedi piyasaları çakılacak, dolar yükselecek diye sizleri uyarmıştım. Nitekim gördüğünüz gibi özellikle Amerika olmak üzere tüm borsalarda satış baskısı hakim olmaya başladı sevgili dostlarım. Ve hisse senedi piyasalarından çok yoğun bir kaçış var. Özellikle hedge fonlar karlı gördükleri yüksek ortamdan kaçıyorlar. Bu karları realize ediyorlar ve diğer piyasalara doğru akış başladı. Altındaki geri çekilme, buralarda mal toplama çok yakın bir zaman içerisinde altın onsunda çok sert yükselişlerle karşı karşıya kalacağız. Dolar endeksine de talebin her geçen gün artacağını ve doların ana vatanına geri dönebileceğini sizlerle paylaşmıştım. 92 seviyesinden 94'ü zorlayan bir dolar endeksi görüyoruz. 100'ün üzerine çıkacak gibi görünüyor. Dolar 100'ün üzerine giderken paritelerde sert düşüşler gözlemleyeceğiz ki nitekim bugün 1.1791 seviyesine kadar geldi euro dolar paritesi. Euro'da bir gevşeme göreceğiz. Ve en önemlisi hisse senedi satışları her geçen gün biraz daha baskılı bir şekilde artacak. Hisse senetleri resmen çakılıyor. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada, hatta Türkiye diğer hisse senedi piyasalarına göre şimdilik sağlam bile duruyor diyebiliriz. Bugün her zaman olduğu gibi rakamları sizler için değerlendireceğim. Dolar 7.48 seviyesini aştığı 7.50'yi zorluyor ve görünen o ki önümüzdeki günlerde 7.80'i doğru hızlı adımlarla ilerleyecek. Bugün hem doları hem altını hem hisse senedi piyasalarını hem dolar endeksini hem de diğer tüm rakamları sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Önce borsayla başlayalım. Eski rakamla 109.196 seviyesine gevşeyen bir borsa endeksi görüyoruz. %0.40 ile %0.60 arasında değişen bir düşüş var ama kapanışta satış baskısı biraz daha artabilir. Özellikle Amerika'dan gelen olumsuz endeks haberleriyle borsadaki satış baskısının artması dolara olan talebin de her geçen gün biraz daha artmasını beraberinde getirecek. Yurt dışında da hisse senedinden çıkışlar ya altına ya da dolara kaçışı hızlandıracak. Dolar endeksinin yükselişini göreceğiz. Altının onsunun yükselişini göreceğiz arkadaşlar. Bugün 1919 seviyesine kadar gevşemiş olabilir ama benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü çok daha kesinleşti ve netleşti artık altının onsunun yükselişi arkadaşlar. Bugünkü satış hisse senedindeki zararların bir miktar kapatılması için yarından öbür günden itibaren altının onsunda agresif yükselişler görmeye başlayacağız. Tekrar altının onsunun 2100 dolara gittiğini, dolar endeksinin de 100 puanın üzerini zorlamaya başladığını göreceğiz. İşler her geçen gün biraz daha karışacak bundan sonraki süreçte. Zaten 3 Kasım seçimlerine kadar Amerika'nın ortamı, geleceği ortadaydı. Trump acaba yavaş yavaş kaybetmeye mi başlıyor? 3 Kasım'a kadar hisse senedi piyasaları daha da fazla gerilmeye devam edecek. Satış baskısı daha da fazla artmaya devam edecek. Hisse senedi piyasasından çok ciddi anlamda para çıkışı olacak. Teşviklerden gelen paranın da piyasaya girmesiyle birlikte dolar ve altındaki yükselişler çok daha agresif olmaya başlayacak. Ve Türkiye'ye döndüğümüzde Türkiye'de tablo ne olacak? Amerika ve gelişmiş ülkelerdeki hisse senedi piyasaları satışlar Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin piyasalarında ciddi manada etkileyecek ve bu piyasalarda da ciddi satış baskıları oluşmaya başlayacak. Borsada 105.000'e giden bir endeksi çok yakın bir zaman içerisinde göreceğiz. Şu an itibarıyla 109.000'in üzerinde bir şekilde tutup 110.000'i zorlayacakmış havası yaratmaya çalışıyorlar endekste. Tamamen boş çabalar bunlar. Göreceksiniz borsa endeksindeki satış baskısı bir anda endeksin 105.000'e, sonrasında da 100.000'in altına gitmesini beraberinde getirecek. Gelelim bir başka enstrümana, petrol. Petrol çok belirleyici demiştim. Piyasaların iyi olup olmadığının sinyalini en net veren enstrümanlardan, emtialardan birisi petrol. Çünkü eğer ki ekonomiler büyüyorsa, sanayi gelişiyorsa, ticaret hareketliyse petrol fiyatları hızlı bir şekilde yükseliyor. Biliyorsunuz bundan 3-4 sene önce dünya çok hareketliyken petrol fiyatları 100 doların üzerine tırmanmıştı. Pandeminin çıkmasıyla birlikte, Suudi Aramco'nun fiyatları düşürmesiyle birlikte ve yine pek çok petrol üreticinin bu süreci takip etmesiyle birlikte petrol fiyatları 20 doları zorlamıştı. Nitekim yine 46 dolar seviyelerine kadar yükseldi petrol fiyatları. Tam da o seviyelerde artık bozulmalar görüldü. İkinci dalga etkisi daha çok konuşuldu. Aşı gelecek ama ne zaman gelecek ve ne kadar etkili olacak, kaç kişiye uygulanabilecek çok daha fazla konuşulmaya başlandı. Bunun sonrasında da petrolde satış baskısı geldi.
Çünkü hem Avrupa'nın hem Amerika'nın hem de gelişmekte olan ülkelerin yeterince toparlanmadığı görüldü. En önemli aylarda, Temmuz ayında, Ağustos ayında ve Eylül ayının başında ekonomiler küçülmeye devam ettikçe, sanayi küçülmeye devam ettikçe petrol fiyatlarındaki satış baskısının artacağını zaten sizlerle paylaşmıştım. O zaman 44 dolar seviyelerindeydi. Şu anda ise 40 doların altına düşmüş durumda. Çok ciddi bir satış baskısı, %5.33'lük bir kayıp var bugün Brent petrolde. Keza Texas petrolünde de yine aynı oranlarda düşüşler var. Bu satış baskısı bu hızla devam ederse tekrar 20 dolarları görebiliriz. Bu bizim gibi petrol ithal eden ülkeler açısından büyük bir avantaj gibi görülüyor olabilir. Ama öbür taraftan dünya ekonomilerinin daralması nedeniyle petrol fiyatlarının düşmesi bizim için bir avantaj değil, bir dezavantaj. Evet, maliyetlerimiz düşüyor. Evet, cari açığımızdaki problemler bir miktar azalıyor gibi görünüyor. Ama sonuç itibariyle daralan ticaret nedeniyle ihracat da aşağıya geldiği için cari açık çok daha fazla yükseliyor. Enerjiden kazandığımızı ihracattan kaybettiğimizle çok daha fazlasıyla ödemek zorunda kalıyoruz. İhracatı azalacağı için, ihraç edemeyeceği için dolara çok daha fazla sıkışacak önümüzdeki günlerde. Öbür taraftan dış borcun çevrilmesi gerekiyor ve bir türlü çevrilemiyor. Yine bir başka önemli mesele, bütçe açığı her geçen gün biraz daha artıyor. Kredi batıkları, yani bankacılık sektöründeki sorunları her geçen gün artıyor. Bunlar toplamda dolar üzerindeki baskıyı arttırıyor. Bakın, 2018 Ağustos ayından çok daha tehlikeli bir sürece doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz arkadaşlar. 2018 Ağustos ayında en azından Türkiye'nin kurtarırı vardı. Bir şekilde faizleri yukarıya çekerek durumu kurtarma şansına sahip oldu. Dövizi belli bir noktada tutmayı başarırken cari açığını da kapatma şansına sahip oldu. Dış borç bulma şansı da vardı. O şansını da o dönemde kullandı. Bugüne dönüldüğünde Türkiye ne borç olabilecek durumda, ne Merkez Bankası rezervlerini tekrar toparlayabilecek durumda, ne bütçesini kapatabilecek durumda, ne de bu cari açık problemini çözebilecek durumda. Türkiye'de dolar üzerindeki baskı her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor ve devalüasyon etkisi her geçen gün biraz daha netleşiyor. Bir sabah uyandığımızda doların 14-15 lira seviyesine geldiğini görebiliriz. Çok tehlikeli bir süreçten bahsediyoruz yani. Doların bu hızlı yükselişinin yanında biraz önce bahsettiğim sebeplerle onsun da sert hareketler yapmaya başlaması, yani kendisini 2100 dolar seviyelerine atıp oradan 2300-2500 dolar seviyelerine doğru yürümesi ise gram altının neredeyse 1000 liralara dayanmasını beraberinde getirir arkadaşlar. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Bunlara hazırlıklı olmanızı tavsiye ediyorum. Dünya büyük bir ekonomik krize gidiyor. Çok ciddi manada küçülüyor. Jeopolitik riskler artıyor. Hedge fonlar hisse senedi piyasalarından çıkıyor ve bu paraları altına ve dolara yönlendiriyorlar. Daha dünkü videomda bunu sizlerle paylaşmıştım. İşte bugün de o hareketin etkilerini görmeye başladık ve hisse senedi piyasalarındaki çıkışın daha da arttığını gördük arkadaşlar. Tekrar rakamlara dönersek, borsa 109.000 seviyelerinde satış baskısı artacak, 105.000'e doğru gidiyor. Daha sonrasında 100.000 seviyesinin altını zorlamaya başlayacak. Dolar şu anda 7.48-50 seviyelerinde, bu hızla yükselişini devam ettirirse ilk hedefi 7.80. 7.80'den sonra panik hareketleri başlayabilir. Devalüasyonist hareket başlayabilir. 14-15 liraya giden bir dolar kuru görebiliriz. Devalüasyonist hareket başlamazsa da 7.80'den sonraki ilk seviye 8.20 olacak. 8.20'den bir miktar geri gelir 7.80'in tekrar aşağıya doğru zorluyormuş gibi görünür. Ama sonrasında bu kez 9 liraya gider ve yıl sonuna doğru 9 lirayla 10 lira arasında bir dolar kuru görürüz. Eğer ki yükseliş kademeli olursa. Euro'ya bakıyoruz. 8.82 seviyesinde, aslında euro dolar paritesi geriye geliyor. Ama aynı dolar gibi euro da Türk lirası karşısında değer kazanıyor. Onun için de yükselişini devam ettiriyor. Euro dolar paritesi 1.17.91'de, 1.18'in üzerine bugün kendisini atamazsa 1.17 aşağıya doğru zorlar. İlk hedef 1.15, sonraki hedef 1.12, sonrasında 1.08'e doğru hızlı adımlarla ilerleyen bir euro dolar paritesi görürüz. Özellikle altını çizmek istiyorum. Dolar endeksindeki yükseliş bu şekilde devam ederse, ki etme ihtimali çok yüksek, euro dolar paritesindeki keskin düşüş hızlanır arkadaşlar. Yani 1.15 ve 1.12 seviyelerini çok hızlı bir şekilde görebiliriz. Kimse şaşırmasın. Faiz cephesinde 13.24 seviyesini görüyoruz.
faiz bu seviyelerde şimdilik kendisini sabitlemiş durumda. Doların yükselişi, piyasalardaki sıkıntının büyümesi, makroekonomik verilerin bozulması, uluslararası arenada ekonomik verilerin her gün biraz daha bozuk gelmesi, ikinci dalga etkisi, bütün bunlar Türkiye'deki faiz ortamını zorlayacaktır. Çünkü enflasyonist bir baskı her geçen gün artıyor doların yükselmesiyle birlikte. Enflasyonun yükselmesiyle biz faizi de 16 seviyesinde göreceğiz. Altının onsu 1919, 1920, 1925, 1917 o seviyelerde gidip geliyor. Hiç önemsemeyin arkadaşlar bu seviyeleri. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Hedge fonlar şu anda hisse senetlerinden çıkıyorlar. Özellikle aşırı prim yapmış, hatta balon haline gelmiş teknoloji hisselerinden kaçarcasına uzaklaşıyorlar ve burada elde ettikleri parayı, kârı da başka bir alana götürüyorlar. O alanda altın ve dolar endeksi olacak arkadaşlar. Hem dolar endeksinin hem de altının sert yükselişlerini göreceğiz. Önümüzdeki günlerde birkaç gün içerisinde 2000 doların üzerine atıp kendisini 2100'ü zorlamaya başlarsa kimse şaşırmasın. Brent petrol çok kritik bir seviyede. 39.71'de 40'ın üzerine atabilirse kendisini tekrar 45'e doğru bir hareket yapmaya çalışacaktır. Ama bu suni bir hareket olacaktır. 40'ın üzerine kendisini atma ihtimali zor. Bu seviyelerde kalırsa ilk hedefi 37, sonrasında da 35 olacaktır. 35 de sağlam bir şekilde, hacimli bir şekilde aşağıya kırılırsa 20 dolar seviyesine kadar gidebilir Brent petrol. Gümüş altına paralel şu anda hafif bir düşüş eğiliminde ama hiç merak etmeyin, gümüş de altınla birlikte hızlı bir şekilde yükselecek. Sterlin cephesinde yükseliş göreceğiz. Şimdilik Brexit nedeniyle sterlinde hafif gevşeme gözleniyor ama bunların hiçbir önemi yok. Avrupa'daki bozulma, euro dolar paritesinin geriye gitmesi, dolara talebin artması ile birlikte sterlin de dolarla paralel hareket edecek bana göre ve yukarıya eğilimini sürdürecek. Bu arada kritik bir konuyu da söylemek istiyorum. Kripto para cephesinde özellikle Bitcoin'in de sert yükselişlerini göreceğiz önümüzdeki günlerde. Neden mi arkadaşlar? Çünkü gelenekselciler altına, yenilikçiler yani dijitalciler de Bitcoin gibi kripto paralara yöneliyorlar. Oraya yatırım yapıyorlar. Şu anda bir satış baskısı olabilir. Hatta dalgalanması ve düşüşü altından bile fazla olabilir. Ama hiç endişelenmeyin. Bence kripto para piyasasında da yükseliş hakim olacak önümüzdeki günlerde. Evet, bu videomu da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum sevgili dostlarım. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve aynı zamanda beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.